Bugün nelerden bahsedeceğiz? Yaşam koçluğu hakkında bahsedeceğiz bugün, konuşacağız. Çok güzel. Konuğumuz profesyonel yaşam koçu Buket Selim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii, 1987 İstanbul doğumluyum. Evliyim, 9 yaşında bir kız çocuk annesiyim. Maşallah. İstanbul'da reklamcılık bölümünden mezun oldum üniversitede. Sonrasında işletme okudum. Kariyerime reklam alanında devam ettim. Çeşitli reklam ajanslarında PR ve etkinlik birimlerinde görev alarak devam ettim. Sonrasında çocuğum olduğu için biraz ara vermek durumunda kaldım. Çocuğumu büyütmek istedim. Ne güzel. Daha sonrasında yaşam koçluğu alanında eğitimlerimi aldım, tamamladım ve son yıllarda da yaşam koçluğu mesleğimi icra ediyorum. Çok tebrikler. Başarılarınızın Çok devamını mersi. diliyoruz. Peki yaşam koçluğu konusuna nasıl yöneldiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Farklı alanlarda eğitim almışsınız, farklı sektörlerde çalışmışsınız. Evet, psikoloji alanına hep ilgim vardı. Sonrasında çocuktan sonra aslında diyebilirim psikoloji, insan davranışı, kişisel gelişim bu alanlara ilgim çok daha arttı. Ve yaptığım araştırmalar neticesinde ben kimim, ne olmak istiyorum, hayata ne katmak istiyorum gibi bir soruları sorduğum ve kişisel dönüşüm yaşadığım bir dönemin ardından böyle bir yola girmeye karar verdim. Önce kendim için, ailem için, hayatımda olan ve olacak herkes için aslında böyle bir adım attım. Çok güzel. Evet. Peki verdiğiniz hizmetlerden biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii. Bireysel yaşam koçluğunun yanı sıra ben eğitimlerimi ileri düzey koçluk eğitimleriyle taçlandırdım. Ebeveyn ilişki ve kariyer koçluğu alanında da tamamladım eğitimlerimi. Ebeveynlerle çalışıyorum. Ebeveynlerle çocuklarıyla olan ilişkilerinde düzenlemeler, bir takım sonuçta artık zamanımızda her şey çok farklı. Çocuklar çok farklı. Ebeveynlerin o çocukların değişimine ayak uyduruyor olması çok değerli. Bu anlamda o ebeveynlerle çalışıyoruz. İlişkilerde mutlu ve doyumlu ilişki nasıl olabilir? Nasıl destekleyebiliriz çiftleri? Bu anlamda çiftlerle çalışıyoruz. Kariyer anlamında da genellikle genç arkadaşlarla kariyerine başlamak üzere olan, üniversiteden sonra daha doğrusu nasıl bir kariyer istiyorlar bunun üzerine. Bazen de kariyerinden mutsuz olup yeni bir kariyer inşa etmek Evet. isteyen kişilerle bunu nasıl başarabiliriz, neleri çıkartmalıyız ortaya gibi bu süreçte birlikte çalışıyoruz. Tabii herkes kendi potansiyelini bilmiyor aslında, değil mi? Kesinlikle, Farklı kesinlikle. konularda mesela daha başarılı olma ihtimalleri var. Fakat onun farkında değiller. O Kesinlikle. yetenek ortaya çıktıktan sonra da uyum sağlama, değil mi? Adaptasyon da önemli. Yani Evet. farklı bir konu çünkü. Bu konularda tabii siz sorularınızla yönlendiriyorsunuz, değil mi? Aynen öyle. Onlara, Güçlü sorular çok evet. önemli. İçlerindeki gerçek potansiyeli bulabilmeleri çok değerli. Evet, Bu anlamda farkındalıklarını. evet onlara yol arkadaşlığı yapıyorum. Harika. Peki koçluk nedir? Neden koçluk alınmalıdır? Koçluk düşünceleri harekete geçiren yaratıcı bir süreçtir. Kişi kendi potansiyelinin farkına varır ve bu kararlar doğrultusunda hayatına çok daha kararlı bir şekilde devam eder. Son derece önemli. Sektörünüzde birçok meslektaşınız var. Sizi onlardan ayıran özellikler, sizin farklı kılan özellikler nelerdir acaba? Evet, buradaki en önemli kriter aslında koçluk mesleğinin dünyada otorite saydığı bir kurumun, ICF yani Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun bu koçluk federasyonuna akredite olan eğitim kurumlarından eğitim alıyor olmaları gerekir Evet, o koçların. zaman yetkin O koçlar zaman yetkin oluyorlar. koçlar oluyorlar. Buradan eğitim alan koçların uluslararası düzeyde geçerliği oluyor mesleklerinin ve Evet. dünyanın her yerinde koçluk mesleklerini icra edebiliyorlar.
Dolayısıyla koçluk almak isteyen kişilerin bu anlamda bu noktaya dikkat ediyor olmaları çok daha profesyonel bir koçluk olacak. Evet tabii. Almalarını sağlayacaktır. Çok güzel. Yani eğitim çok önemli. Sağlam evet. bir temel olacak değil mi? Evet. Peki psikolog ve yaşam koçları arasındaki farklar nelerdir? Evet, bu da çok karıştırılıyor gerçekten. Öncelikle psikolog ve yaşam koçlarının ortak noktası danışanlarınla aynı yolda ilerleyip onların hayatlarına ortak olmak. Bu ortak özelliği ikisinin de ama farklılıklarından bahsedecek olursak yaşam koçları kişilerin ruh sağlığıyla ilgilenmezler. Psikologlar bununla ilgilenirler ve terapi veremezler. Ve koç danışanının sorunlarının çözümüne odaklanır. Oysa psikolog sorunların kaynağıyla ilgileniyor olur. Arada böyle bir fark var. Yalnız koçluk mesleği psikoloji alanından çokça ilham alır. Öyle söyleyebilirim. Evet. Peki sizce başarı nedir? Bence başarı aslında spesifik bir cümleyle anlatmak belki çok mümkün olmayabilir ama kişinin kendini keşfediyor oluşu, kendinin gerçek potansiyelini bulduğu anda doğru adımlarla bunu gerçekleştiriyor olması zaten başarıyı getiriyor beraberinde. Dolayısıyla kişinin konfor alanından çıkıp harekete geçmesi, emek vermesi zaten engelleri aşması. Evet, bir başarı benim için. Kesinlikle. Kişinin kendisini gerçekleştirmesi demiştiniz. Bu evet. Maslow'un ihtiyaçlar piramidinde en üstte yer alan bölümdür biliyorsunuz. Aynen o öyle. Gerçek başarı ve mutluluğu ifade ediyor aslında. Evet. Son derece kesinlikle mutluluk öyle. Verici bir olay. Peki son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesaj veya tavsiye var mı? Öncelikle teşekkür ediyorum izledikleri için. Size de nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Benim izleyicilere söylemek istediğim şey kendilerinin farkına varsınlar. Çünkü herkesin içinde bence bilmedikleri müthiş bir potansiyel var bir şeylerle alakalı. Ve o potansiyelin peşine düşsünler. Bundan vazgeçmesinler. Kendilerini keşfetmekten vazgeçmesinler diyorum. Çok güzel bir tavsiye oldu. Bugünkü konuğumuz profesyonel yaşam koçu Buket Selim'di. Katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dileriz. Çok teşekkürler. Çok mersi, sağ olun. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.